Yine önemli bir gelişmeden bahsedeyim. E, Kavala, Osman Kavala ile ilgili yeniden yargılama başvurusu yapılmıştı. 30 Nisan'da Kavala davasında e, işte bu başvuru yapıldı. Başvuru beklenirken, neticesi beklenirken yeni bir gelişme oldu. Büyük bir ihtimal bu başvuru yapıldığından dolayı 13. Ağır Ceza Mahkemesinin heyeti değişti çünkü aynı mahkemenin yargılaması mümkün değil kanuna hukuki olarak yeni bir heyet geldi 14. Ağır Ceza Mahkemesi hükmü veren heyet yeniden yargılama yapamaz dedi başkan ve üyeler değişti Şenol Kartal diye bir mahkeme başkanı getirildi Şenol Kartal bir dönem AK Parti Başakşehir Belediyesi'nde hukuk işlerinde görevliymiş. 2016 yılında avukatlıktan e, hakimliğe geçmiş. Önümüzdeki günlerde Osman Kavala ile ilgili yeniden yargılama talebini sonuçlandıracak. Sonuç sürpriz olur mu? Vallahi olur mu olur. Ama diyeceksin ki ya Devlet Bahçeli Osman Kavala ile ilgili son noktayı koydu. Ama birazdan Erdoğan gelecek. Erdoğan da muhalefetle yumuşama mesajları veriyor. Gelin bağlayayım bu olayı size. İşte bir taraftan Devlet Bahçeli diyor ki Osman Kavala çıkamaz. Selahattin Demirtaş çıkamaz. Sinan Ateş ile bizim alakamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Vesaire derken Erdoğan bugün muhalefet üzerinden, muhalefet üzerinden sıcak mesajlar verdi. 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde yine milletimizin takdiriyle Türkiye haritası daha fazla renge boyandı. Millete karşı bir kusurumuz varsa çok açık söylüyorum. Mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçim sonuçlarını masaya yatırmak için il başkanlarıyla bir araya geldi. İç muhasebe yaptıklarını söyledi. Muhalefete dair de ılımlı mesajlar verdi oluşan yumuşama ikliminde siyasetçilerin mesajları kadar toplumda siyaset kurumuna yönelik güvenin artmasının da önemli payı vardır. Siyasete yumuşayan iklimin kalıcı hale gelmesi gerektiğini savundu. Muhalefetin de dirayetli davrandığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hakim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz samimiyetimizi ve yapıcı tavrımızı bugüne kadar muhafaza ettik. Muhalefetteki muhataplarımızın da dirayetli davrandığını görüyor. Bundan da ülkemiz siyaseti adına memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerde ikinci parti konumuna gerileyen AKP'de iç muhasebe de sürüyor. Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Hata değil. Yanlışta ısrar etmek kaybettirir. Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin mutfağına uyarılarını sıraladı. Siyaset milletin içinde milletle omuz omuza sırt sırta vererek yapılır. Sokakla, çarşıyla, pazarla bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur. Kibirleri boylarını aşan muhterislere kesinlikle Kurban edemeyiz. Şimdi buna biraz değinelim ardından da Özgür Özel'e gideceğiz. Onda da biraz ayar bozukluğu var gördüğüm kadarıyla Gör izleyeceksiniz ama az sonra. Şimdi tabii bir vatandaş demiş yeni senaryolar mı yazılıyor YouTube'da? Onu bilmek mümkün değil ama. Ülkede bir güvenlik ulusal bir güvenlik sorunu olduğunu anlayabiliyorsunuz yaşananlardan isimler geçiyor siyasetçiler vesaire komplolar darbe girişimleri o bu filan aklınıza ne gelirse bir başka vatandaşı demiş ki şimdiye kadar sunduğunuz haberlerin ülke insana faydası yok demiş. Önemli olan ne anladığınız tabii. İlla emekliye ücret, işçiye asgari ücret, emekliye ne bileyim zabdan düşünüyorsanız onu da birazdan gelecek ama bunlar da ülkenin toplumsal ve sosyal yapısını güvenlik meselesinden bahsediyoruz etkileyen olaylar. Şimdi burada Kavala önümüzdeki günlerde mahkeme yani çok ihtimal vermiyorum ama eğer yeniden yargılamada e, kavala serbest dışacak, beraat edecek olursa, gezi davalarından bazı isimler e, yeniden yargılanmadan dolayı beraat edecek olursa, işte Perşembe günü şey var, Kobani davası var önümüzdeki Perşembe, iki gün sonra onda da çıkacak sonuç çok çok önemli. Yani eğer böyle sonuçlar çıkacak olursa, ne olur biliyor musunuz? AKP ile MHP arasında, Erdoğan'la Bahçeli arasında ipler kopuyor demektir. Ha? Bilemem kopar mı kopmaz mı ama önümüzdeki bu gelişmeler Kavala, Gezi davasındaki tekrar yargılamalar, Kobani, Selahattin Demirtaş olayından bahsediyorum yani bunlar önemli olaylar ve buradan çıkacak kararlar, Sinan Ateş olayı, iddianame bunlar çok önemli İki parti arasında iki lider arasında ilişkilerin iyi gidip gitmediğini bize gösterecek. O yüzden anlatıyorum ben size. O yüzden ben böyle bir beyin fırtınası yapıyorum sizlerle. E, Bünyamin demiş ki tasarruf için ellerinden gelse aldığımız 4.196 engel lira engelli bağışını vermeyecek devlet. Ellerinden gelse diye. Ellerinden gelse onu da keserler biliyor musunuz? Asgari ücreti düşürürler, emekli maaşını düşürürler, zam yapmazlar. Yaparlar çünkü IMF bunu istiyor. Ha, IMF ile bizim imzaladığımız bir şey yok ama olsun. İstedikleri aslında bu.